Herkese merhaba, ben Ebru Ketenci. Viyolonsel'in 15. yüzyıldan günümüze kadar gelen serüvenini merak ediyor musunuz? İşte size harika tarihini anlatan bir video hazırladım. Hadi seyredelim. Yüzlerce yıldır viyolonsel, sıcak canlı tonları ve insan ses perdesine benzeyen zengin sesleriyle dinleyicileri memnun ediyor. Bu çok sevilen solo ve orkestra enstrümanı, bir dizi kültürel değişiklik ve ihtiyaç gereği Batı müziğinin bir parçası haline geldi. Ve bugün kolay tanınan bir enstrüman olmasına rağmen bu sevilen enstrümanın tarihi birçok insan için bir gizemdir. İster başlangıç seviyesindeki bir viyolonselci olun, ister yeni öğrenmeye başlayın ya da sadece ilginç gerçekleri bilmekten hoşlanan bir müzik tarihi tutkunu olun. Bu enstrümanın evrimi dikkat çekici bir masal gibidir. Gerçekten de viyolonsel, tarihsel gelişimi, insan ruhunun engellerini aşan ve çözümleri icat ederek sanatsal vizyon üretmeye nasıl çaba göstereceğinin mükemmel bir örneğidir. Viyolonsel çalmak hem ruhtan gelen hem de ruhla konuşan müziği yaratır. Eski uygarlıklarda müzik yapmak, melodiler üretmek ve şiire eşlik etmek için lir ve arp gibi telli enstrümanlar kullanılırdı. 13. yüzyıl ile ilgili uzmanlara göre kemanın ilk evrimi rebek ve lir enstrümanlarından türediği düşünülüyor. Çünkü o çağlarda lir ve rebek karışımı enstrüman olan lira de braccio kullanılmaya başlamıştı ve işte yaylı sazların tarihi de burada başlıyor. Bu ilk üretilen enstrümanları çalmak için kullanılan yöntemlerle 5 telli olan viola de braccio ve 7 telli olan viola de gamba enstrümanlarının kullanıldığı gözlemlenmekte. Viyana Senfoni Kütüphanesi'ne göre keman yapımcıları olan luthiyeler 1520 ve 1550 yılları arasında modern bir viyolonsel olacak tasarımlar yaratmaya başladılar. Ve 16. yüzyılın ilk yarısına kadar lütiyeler çok da ünlü değillerdi. Bu dönemlerde lütiyelerden Andrea Amati, Gasparo de Salo, Paolo Maggini, violonsel olarak adlandırılan ilk bas keman tasarımlarıyla ödüllendirilmişler. Yapılan enstrümanlar bugünkü tanıdığımız boyutlardan çok daha büyüktü. Küçük alanlı yerlerde müzik icraları için bu boyutlar sıkıntı yaratmıyordu. Ta ki vokal eşikler ve kültürel tatlar, genişleyen orkestralar, tercihler değiştikçe daha farklı versiyonda enstrümanlar geliştirmek gerekiyordu. 17. yüzyıldan itibaren violonselin üstün tasarımı ve gelişmiş hacmi gamba enstrümanlarının popülaritesine rağmen tercih edilen bir enstrüman olmayı başlamıştı. Rönesans döneminde orkestraların büyüklüğü genişledi, daha yüksek popüler olacak enstrümanlar sunmak için lütiyeler arasında bir yarış başlamıştı. 17. yüzyılın ortaları violonsel için büyük bir kilometre taşıdır. O döneme kadar kullanılan bağırsak yapımı tellerin yerine metal sargılı tellerin keşfi ile bu enstrümanların boyutunun daha küçük olmasına ve seslerinin daha yüksek ve daha ince olmasına izin verdi. Geleneksel bağırsak teline kıyasla sargılı teller çok daha yüksek bir gerginliği kaldırabiliyordu ve daha yüksek bir ses üretebiliyordu. Tellerin icat edildiği Bologna'da enstrüman yapımcıları ilk gerçek violonseli yarattı. Bu enstrümanın yeni boyutu ve çalınabilirliği çelistlere isim yapma fırsatı verdi ve solo parçalar çalmak için zemin oluşturdu. En eski cellolar 16. yüzyılda gelişmiş ve sıklıkla 5 telli olarak yapılmıştır. 1700'lü yıllarda ünlü luthiye Antonio Stradivari tarafından popüler hale getirilen violonsel üzerinde yaptığı yeni tasarımlar violonseli çok tercih edilen bir enstrüman haline getirdi. Bu dönemde çalınan parçalar için violonsel ve klavsen kombinasyonu standart hale geldi. Haydn, Mozart gibi birçok besteciler enstrümantal topluluklarda violonsele daha fazla önem verdiler.
Stradivarius'un tercih edilen violonsel boyutlarını birçok üreticiler taklit ederek toplu olarak yeniden bu enstrümanı boyutlandırmıştır. 18. yüzyılın ortalarında violonsel günümüz tasarımına benzer bir boyutta standart halini almıştır. O zamanlarda çelistler ayak bileğini birbirine yakın olacak şekilde koyarak ve bacakların arasında violonseli askıya alarak çalıyorlardı. 19. yüzyılın sonlarında violonsel çalınırken enstrümanı yükseltmeye ve stabilize etmeye yardımcı olacak olan pik çubuğu geliştirildi. 1920'lerde çelik tellerin piyasaya sürülmesi violonsel için repertuarda bazı değişikliklere yol açtı. Bu buluş ses kalitesini ve ses seviyesini bir adım daha geliştirmiştir. Ayrıca bestecilerin violonsel kullanımında daha çalınabilir olan şekli bu enstrümanı eserlerinde kullanmalarına yardımcı oldu. Violonsel için bestelenen eserlerin bestecilerinden ilk aklımıza gelen isimler arasında Johann Sebastian Bach'ın solo violonsel için yazdığı 6 adet suite'i var. Akabinde Beethoven, Claude Debussy, Benedetto Marcello'nun sonatları, Antonin Dvorak, Camille Saint-Saëns, Edward Elgar'ın konçertoları ve daha birçok eşsiz ve geniş arşivi ile günümüzde bilinen, severek çalınan bestecilerin eserleri bulunmaktadır. Violonsel günümüzde oldukça popüler olmaya başlamıştır. Son yıllarda bir dizi müzik türüne eşlik etmekle beraber kendi özel stilini, gotik sesini vurgulayarak rock, pop ve benzeri müziklerde de harika bir şekilde çalınmaya başlandı. Zengin tarihi ve romantik, duygusal sesi ile violonsel büyüleyici bir enstrümandır. Çok yönlülüğü ve güzelliği, çelistlerin bu enstrümanda performans göstermenin yeni yollarını keşfetmeye devam etmesini sağlayarak yüzyıllar boyunca müzikseverleri memnun ediyor. 19. yüzyıl itibariyle en seçkin çelistler arasında aklımıza gelenler Pablo Casals, Rostropovich, Paul Tortelier, Jacqueline Dupré, Yo-Yo Ma, Misha Maisky, Natalie Grigorina Gutman ve günümüzdeki popüler isimlerden Stephen Hauser, Lukas Sulik, Guter Kapçon, Alice Weilichten, Sheiku Kaneh Mason, Dorukan Doruk gibi birbirinden değerli daha birçok isimler sayabiliriz. Enstrüman çalmaya hevesli bir aday olarak ve Brüksel'e gitme planlarınız olursa mutlaka Müzikal Enstrümanlar Müzesi'ni gezmelisiniz. Kraliyet Sanat ve Tarih Müzelerinin bir parçası olan müzede ortalama 8.000'den fazla enstrüman koleksiyonu ile uluslararası bir üne sahiptir. Benim de bu sene gezdiğim muazzam büyük olan bu müzede hayatınızda hiç rastlamadığınız enstrümanları göreceksiniz. Ve 1600'lü yıllarda yapılmış olan tüm violonsel çeşitlerini keyifle gezebilir, verilen kulaklıklarla oradaki bütün enstrümanların seslerini dinleyebilirsiniz. Sizler için hazırlamış olduğum violonsel ve arş yaşamasını arzu ederseniz videonun açıklama kısmındaki linkten print edebilirsiniz. Violonselin masalsı tarihi sizi etkilediyse bir sonraki hazırladığım videoya geçmeye ne dersiniz? Müzik dolu güzel günleriniz olsun. Sevgiler.